Şimdi de kısaca bir marka stratejilerini anlatalım. Tüketici ile marka arasında bir ilişki kurulduğunda tüketici marka aslında iki tane ana soru sorar. Birinci soru şudur, sen kimsin? İkinci soru, benim için ne yapabilirsin? Yani bu ilişki o kadar nettir. Yani tüketici der ki, sen kimsin ve kardeşim sen benim için ne yapacaksın? Şimdi bu sorunun yanıtı net olarak varsa bu markanın bir stratejisi var demektir. Ama sürekli böyle bazen stratejiler o kadar büyütülür ki, stratejisiz marka olunur. Yani Türkiye'nin tarihine baktığınızda bugünkü geleneksel büyük Türk markalarının birçoğu bir strateji olmadan marka olmuşlardır. Yani bir şeyleri doğru yaparsanız marka olursunuz. Stratejiniz olmasa bile olursunuz. Ama stratejisiz sürdürülebilir olamazsınız. Özellikle yeni küreselleşen dünyada ve pazarda yabancıların da stratejileriyle hazır olarak giren yabancılarla savaşmak istiyorsanız mutlaka bir stratejinizin olması gerekir. Şimdi strateji aslında doğru soruyu sorma sanatıdır. Birinci soru soracağınız soru markanızla ilgili bir marka yöneticisi olarak bizim var olma nedenimiz ne? Yani bunun cevabını biz net olarak verebiliyor muyuz? Niye biz varız? İkinci soracağımız soru bizim temel yetkinliğimiz ne? Ama bu temel yetkinliğini bizim bilmemiz de yetmiyor. Aynı zamanda tüketici bizim temel yetkinliğimizi olarak neyi görüyor? Ve biz bu temel yetkinliği tüketicimize bir şekilde ulaştırabiliyor muyuz? Üçüncü sormamız gereken soru duygusal ihtiyaçlar. Yani bir markanın sadece rasyonel ihtiyaçlara yanıt vermesi bu markanın stratejisinin çok da doğru yapılmadığını gösterir. Tüketici için duygusal nedenler daha güçlü satın alma sebepleridir ve mutlaka markanın stratejisi varsa duygusal ihtiyaçlara nasıl konuşacağıyla ilgili bir şeylerin orada oluyor olması gerekiyor. Gerçekten çok iyi olduğunuz şey nedir? Yani şimdi yetkinliğin üstünde bir şey daha vermeniz gerekiyor tüketiciye. Çünkü bugünkü markalara baktığınızda yetkinliği olmayan bir marka bulamazsınız. Onun için yetkinliğiniz mutlak olacak. Bir de çok iyi yaptığınız bir şey daha olacak. Atıyorum, deneyim. Yani yetkinliğin üzerinde tüketiciye ne veriyorsunuz? Bunları çözdükten sonra şu hatayı da yapmamanız gerekiyor. Eskiden ve eski pazarlama dünyasında sürekli şöyle yaklaşılırdı. Marka üstte, tüketici altta ve marka bir mesaj vermeye çalışıyor. Onun için marka cool durmak zorundadır. Tüketici markayı beğenmek zorundadır. Ama artık bu değişti. Bugün sosyal medyanın varlık sebeplerine bakacak olursanız şunu görüyorsunuz. Tüketici sadece markanın cool olmasını istemiyor. Aynı zamanda kendisini de cool olmak istiyor. Olduğunu dünyaya ilan etmek istiyor. Dolayısıyla markayla tüketicinin bir araya geldiği dünyada bu cool'luğun paylaşılıyor olması gerekiyor. Stratejinin aynı zamanda sürdürülebilir olması gerekiyor. Stratejinin sürdürülebilir olması için bir fikrin, büyük bir fikrin olması gerekiyor. Bu büyük fikrin çok kolay her türlü mecrada çalışıyor olması gerekiyor. Bu fikrin mutlaka orijinal, özgün olması gerekiyor. En azından kategorideki rakiplerine göre daha orijinal olması gerekiyor. Bu fikrin mutlaka yaratıcı bir fikir olması gerekiyor. Ve bu fikrin mutlaka çok kolay bilinirlik yaratıyor ve hatırlanıyor olması gerekiyor. Bu arada tek strateji olmaz. Yani benim markamın bir ana stratejisi var diyemezsiniz. Aslında bir ana stratejisi vardır ve onu besleyen alt stratejiler vardır. Mutlaka bir fiyat stratejisi olmak zorundadır. Mutlaka ayrı bir dağıtım stratejisi olmak zorundadır. Mutlaka ayrı bir promosyon stratejisi olmak zorundadır. Mutlaka ayrı bir ambalaj stratejisi olmak zorundadır. Ve mutlaka ayrı bir iletişim stratejisi olmak zorundadır. Dolayısıyla ana stratejinin altında ana stratejiyi besleyen 5 tane ayrı strateji olmak zorundadır.